Age of Ultron. Seneler önce Avengers'ın kurucu üyesi Hank Pym, Ultron isimli yapay zekayı yarattı. Ultron kendi bilincine kavuştuğunda hayatını insanlığı dünyadan arındırmaya adamıştı. Ne zaman Ultron insanlığa saldırsa, ne zaman Avengers'la karşılaşsa hep yenildi. Tony Stark eğer Ultron gelişmeye devam eder ve dünyaya dönerse insanlığı yok etmenin bir yolunu bulur derdi. Ve dostlarım, o gün geldi. Keşke de gelmeseydi. Benim şu ana kadar okuduğum sanırım en kötü Marvel olaylarından birisidir bu hikaye. Yan sayılarıyla, ana hikayesiyle o kadar sıkıcıydı ki. Normalde tek oturuşta bir sürü sayı okuyup o olay neyse okur bitiririm. Ancak 10 sayıyı bir haftada zor okudum bitirdim. İlk çıktığında filmin heyecanıyla okumaya çalışmıştım ancak ne İngilizcem vardı ne de Türkçesini bulup okuyacak kadar bilgim. İyi ki de kendimi o yaşta bu eziyeti yapmamışım. Senelerce bu hikayenin posteri de odamda asılı durdu. Dostlarım, bu hikaye her ne kadar ana Marvel evrenini ucundan etkiliyor olsa da paralel evren hikayesi. Zaten herhangi bir paralel evren hikayesi de diyebilirim. Hikaye o kadar basit ve düz ki sizi şaşırtıyormuş gibi yaptıkları her sahnede sanki sizle dalga geçiyorlarmış gibi davranıyorlar. Bakın, Marvel'ın bir sürü çok iyi hikayesi var. Ama bu maalesef onlardan birisi değil. Days of the Future Past hikayesini bilirsiniz. Hani şu X-Men'in zaman yolculuklu hikayesi. O hikayeyle ilgili de pek iyi düşüncelerim yok benim. Ama o başka bir videonun konusu. Acaba ben zaman yolculuğu konseptini mi sevmiyorum? Yok, bayağı da seviyorum aslında. Neyse, 2015 yılındaki Avengers filminin de ismine ilham olan ama filmle alakası olmayan bu hikayeye göz atacağız. E güzel kardeşim, bu hikaye kötüyse neden anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Normalde bu hikayeyi bölümler halinde seslendirmeli ve efektli bir şekilde anlatacaktım. Çünkü sizlerden büyük bir istek gelmişti. Ancak bu hikayeye değmeyeceğini düşünüyorum. E biraz da kötü hikayelerden haberdar olalım, öyle değil mi? Hikayeden sonra düşüncelerimden ve saçmalıklarından da bahsedeceğim. Videolar için çok uğraşıyorum. Eğer abone olup videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca süper teşekkürler ve katıl üyelikleriyle destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız hikayeye geçelim. Aylar sonra geri dönen yapay zeka Ultron, insanlığı yok etme amacını gerçekleştirmek için ani ve büyük bir saldırı başlatarak dünyayı ele geçirir. Milyarlarca masum insanı ve karşısına çıkan onlarca kahraman ve kötü karakteri öldürür. Sadece birkaç tanesi hayatta kalır ve Central Park'ın altında gizli bir sığınakta özgürlüklerini geri almak ya da denerken ölmek için hazırdırlar. Hawkeye, Owl ve Hammerhead tarafından rehin tutulan Spider-Man'in yerini bulduğunda Ultron da onların yerini tespit eder ve iki kahramanı öldürmek için tam bir saldırı başlatır. Hawkeye Spider-Man'le birlikte Central Park'ın altındaki bir yeraltı alanına doğru ilerlerken Ultron dronlarını yok eder. Orada Iron Man, Emma Frost, She-Hulk, Luke Cage, Invisible Woman ve Wolverine gibi hayatta kalan bir grup kahramanla karşılaşırlar. Hawkeye bu görevde tek olduğu için kendisini savunur ve diğerlerine ayağa kalkmaları gerektiğini söyler. Iron Man ise onların da dünyadan vazgeçmediğini söyler. Hawkeye kırık kalkanıyla oturan üzgün Kaptan Amerika'yı göstererek cevap verir. Harap olmuş San Francisco sokaklarında gizlice dolaşan ve yüzünün bir kısmı Ultron robotları tarafından harap olmuş Black Widow, Nick Fury'nin eski üslerinden birinde Moon Knight'la buluşur. New York'ta Spider-Man uyanıp dünyanın saldırı altında olduğunu gördüğünü hatırlar. Bir ışık görmüştür ve gerisini hatırlamıyordur. Kahramanlar Ultron'un dünyayı ele geçirip neden Owl ve Hammerhead gibi düşük seviyeli suçlularla anlaşmalar yaptığını merak ederken Kaptan Amerika diğer kahramanlara bir planı olduğunu söyler. Kaptan, eğer Spider-Man gibi süper kahramanlar Ultron'a teklif edilip esir verilebiliyorsa, kendi işlerinden birini Ultron'un kalesine göndererek içeriden zarar verebilecek birini kabul edebileceğini belirtir. Luke Cage ve She-Hulk çok güçlü oldukları için gönüllü olurlar. Luke, She-Hulk'ı Ultron'un güçlerine teslim etmeyi kabul eder. Bu sırada Chicago'da Black Panther, Red Hulk ve Taskmaster bir grup Ultron dronunu izliyorlardır. Red Hulk bunlardan birini parçalar ve müttefiklerine verir. New York'ta bir grup Ultron dronu Luke Cage ve She-Hulk'la buluşuyor ve onları anlaşma yapmak üzere kaleye götürür. Luke Cage, Ultron yerine Vision'la pazarlık yapmaları gerektiğini öğrenince şok olur. Vision, Luke Cage ve She-Hulk'a Ultron'un onu bir kanal olarak kullandığını
ve insanlığı gelecekten cezalandırdığını açıklar. Bunu öğrendikten sonra She-Hulk, Cage'i Ultron'un ininden çıkarır ve onu korurken Ultron'un dronları tarafından öldürülür. Cage, Ultron'un dronlarının yarattığı nükleer patlamadan sağ kurtulur. Black Widow ve Moon Knight, San Francisco'da buldukları üste Fury'nin Ultron'un dünyayı ele geçirdiği durumu da içeren farklı kıyamet senaryoları için güvenlik planlarını bulurlar. Chicago'da Red Hulk Taskmaster'ı yakalar ve Ultron dronlarından birinin başını taşıdığı için ona artık güvenemeyeceğini belirtir ve onu öldürür. 8 gün sonra New York'ta yakalanmaktan kurtulan kahramanlar Savage Land'e ulaşırlar ve orada Kazar'la tanışırlar. Kazar kısaca Marvel'ın Tarzan'ı diyebiliriz. Kazar onları bir sığınma alanına götürür. Kahramanlar Luke Cage'in radyasyon zehirlenmesinden öldüğünü ve onlara öğrendiklerini anlattığını öğrenir. Red Hulk, Moon Knight ve Black Widow da Nick Fury'nin Ultron'u yenmek için yaptığı planı açıklar. Ultron'un güçleri Austin, Texas'ı harap ederken Savage Land'deki kahramanlar gizli bir sığınak bulurlar. Nick Fury ile buluşurlar ve onun Ultron'un saldırısından önce bir saldırı ekibiyle geleceğe gitmek için Doktor Doom'un zaman platformunu kullanma planını öğrenirler. Tony Stark, Ultron'un onların geldiğini bileceğini ve hazırlıklı olacağını söyler. Wolverine de platformu kullanarak Hank Pym'i Ultron'u yaratmadan önce öldürmek için geçmişe gitmeyi önerir. Valkyr de Pym'e Ultron'u yapmamasını söylemek için geçmişe gitmeyi önerir. Ancak Wolverine, Pym'in yine de Ultron'u yaratacağını söyler. Çok emindir kendisinde. Sözleriyle onu ikna edemeyeceklerini ve tek çözümün onu öldürmek olduğunu belirtir. Iron Man, Captain America, Nick Fury, Red Hulk, Storm, Quake ve Quicksilver geleceğe gitmek için platformu kullanırlar. Onlar gittikten sonra da Wolverine, Hank Pym'i öldürme planını gerçekleştirmeye karar verdiğini açıklar. Kahramanlar geleceğe giderken Wolverine geçmişe gider ve Invisible Woman'ın onu takip ettiğini görünce şaşırır. Planına karşı çıkmasına rağmen Invisible Woman genç Nick Fury'den bir Shield hava arabasını çalmak için ona eşlik eder. Gelecekteki kahramanlar bir Ultron drone ordusu tarafından ezilirken Wolverine ve Invisible Woman Hank Pym'i Dragon Man'i analiz ederken bulurlar. Invisible Woman'ın başka bir yol bulma çabalarına ve Wolverine'in Pym'in yaptığı iyilikleri kabul etmesine rağmen Wolverine'in Pym'i öldürmesi gerektiğine karar verirler. Bu Wolverine ve Hank Pym arasında bir kavga yol açar ve Pym'in ölümüyle sonuçlanır. Wolverine ve Invisible Woman geleceğe dönerler. Ancak Savage Land'in enkazlarla kaplı olduğunu görürler. Sue bunların Kree olduğunu fark eder ve bu yeni zaman çizgisinde Kree-Skrull Savaşı'nın dünyaya ulaştığını düşünürler. Zırhlı adamların yani Stark Guard'ın bölgeyi kontrol ettiklerini görürler. New York'a giderler ve orada çok sayıda Shield Helicarrier'ı görürler. Uçan arabaları düşürülür ve kendilerini tek gözlü Kaptan Amerika, Doctor Strange, Hulk, Wolverine, Thing, Cyclops, Kaptan Marvel'ın kostümündeki Wasp ve Star-Lord'dan oluşan Defenders tarafından saldırıya uğramış olarak bulurlar. Thing, Susan'ı yeniden gördüğüne şaşırır. Ancak grubun geri kalanı onların Skrull olduğunu düşünür. İki Wolverine sert bir şekilde birbirlerine girerler. Zaman yolculuğu yapan Wolverine çiftini indirir ve daha iyi bir dünya yaratmak için gerekeni yaptıklarını söyler. Defenders onların Skrull olmadığını fark eder ve istemeyerek de olsa onlarla konuşmaları gerektiğini anlarlar. O anda yarı sibernetik Tony Stark bir grup zırhlı robotla birlikte uçarak neler olduğunu öğrenmek ister. Artık çoğu şeyin hakimi Tony Stark olmuştur ve ona yaptıkları her şeyi söylemeleri gerekir. Zaman yolcularını yakaladıktan sonra Iron Man, Wolverine ve Invisible Woman üzerinde pisişik bir tarama yapar ve onların gerçekliğini Profesör X ve Emma Frost'la birlikte görür. Iron Man, Morgan Le Fay'in onları casus olarak yerleştirdiğine inanır. Zaman yolculuğu yapan Wolverine'le buluşur ve yaralanmalarının Latveria ile Asgard arasındaki bir savaştan kaynaklandığını, Thor'un kaybolduğunu ve Morgana'nın dünyanın yarısını ele geçirdiğini açıklar. Wolverine'e Hank Pym'in ölümünün görüntülerini gösterir ve Avengers'ın bu olayın ardından dağıldığını ve büyünün teknolojiyi alt ettiğini, dünyayı Wolverine'in kırdığını belirtir. Helicarrier da Defenders'ın Wolverine'i diğer kendisiyle konuşmaya karar verir ve Defenders onun Emma Frost'u geçmesine yardım eder. Thing Invisible Woman'a yardım etmek ister. Iron Man Wolverine'e sadece Hank Pym'i öldürmekle yetinmeyip ona bir virüs kullanarak Ultron'u durdurmasını sağlayabileceğini söyleyerek onu azarlar. Invisible Woman serbest kalır ve Iron Man bunun Morgan Le Fay'in bir başka iyilesi olduğuna inanır. O sırada
Morgan Le Fay büyülü güçle donatılmış Doom botlarla saldırır. Defenders Iron Man'in yüzlerce drone'u kontrol ettiği anda ve Le Fay'in zaman yolcularından sorumlu olduğunu iddia ettiği ordusuyla savaşırlar. Le Fay masum olduğunu iddia eder ve Iron Man'e iki Helicarrier'ın New York'un kalbine çarptığını gösterir. Patlama oradaki kahramanların çoğunu öldürürken Wolverine iyileşme faktörü sayesinde kendisini enkazdan çıkarır. Ölmekte olan Tony Stark ona sadece geri dönüp geleceği değiştirmeye çalışamayacağını, zamanın çok fazla yırtılırsa kırılacak yaşayan bir organizma olduğunu söyler. Geçmişte önceki Wolverine Hank Pym'i öldürmek üzereyken daha yeni Wolverine klasik kostümüyle onu durdurmak için gelir. Geçmişlerinden bir olayı kullanarak kendisinin kim olduğunu kanıtladıktan sonra yeni Wolverine Hank Pym'i öldürmenin işleri daha da kötüleştireceğini söyler. Hank Pym Ultron'u yapmayacağını söyler. Ancak Wolverine tarih devam etsin diye bunu yapması gerektiğini belirtir. Pym daha iyi bir yapay zeka yapmayı deneyeceğini, ancak gerekirse bir kapatma düğmesi koyacağını söyler. Invisible Woman ve iki Wolverine Savage Land'e geri dönerler. İki Wolverine bir mağaraya girer. Yeni Wolverine diğerine gördüğü dünyanın anılarıyla yaşamak istemediğini söyler. Geçmişteki Wolverine de onu öldürür ve şaşkın Invisible Woman'la geri döner. Laboratuvarlarında Hank Pym ona baba diyen Ultron'un ilk versiyonunu bir araya getirmiştir. Günümüzde Ultron'un saldırısından aylar önce Hank Pym laboratuvarında çalışırken Invisible Woman tarafından gizlice bir paket kendisine teslim edilir. Daha genç bir Hank Pym'in Ultron'u durdurmanın yollarını anlattığı bir video izler. Avengers Ultron'un yeniden dirilmesine yol açan olayda Spider-Woman'ı kurtarmak için Intelligentsia'nın merkezine saldırır. Ultron yeniden diriltildiğinde Pym Iron Man'le iletişime geçer ve ona verilen denklemleri Ultron'a yüklemesi için verir. Ultron Avengers'a karşı koymasına rağmen yenildiğini fark eder. Kod tamamen yüklenir ve virüs onu yok eder. Wolverine ve Invisible Woman şimdiki zamana geri dönerler ve New York City yeniden normal durumda görmekten mutlu olurlar. Kutlama yapmadan önce zaman ve uzay boyunca yankılanan büyük bir şok dalgasıyla gerçeklik parçalanmış gibi görünür ve tekrar bir araya gelmeden önce onları geri çeker. Avengers Kulesi'nde Hank Pym, Iron Man ve Beast, Wolverine'in zaman yolculuğu serüvenlerinin uzay zamanının dokusuna çok fazla stres uyguladığını ve çoklu evren boyunca birçok yırtık oluşturduğunu teorize ederler. Ultimate Marvel evreninde Miles Morales Spider-Man olarak dışarıdayken bir ışık parlaması yankılanır ve Galactus'un gelişi görünür hale gelir. Hank Pym neyin yanlış gittiğini kendi düşünür ve aniden ne yapması gerektiğini fark eder. Yüksek dünyanın üzerinde Angela kendi dünyasından kim tarafından çekildiyse ondan intikam alacağına yemin eder. Anlayacağınız çoklu evren Wolverine'in yaptığı yolculuklar yüzünden kırılmaya başlar. Hank Pym Wolverine'in getirdiği verileri incelemeye devam ederken yavaş yavaş delirir. Gördüğü felaketin ardından Pym laboratuvarında 4 gün boyunca öylece oturur. Wolverine'in verilerindeki sadece bir değil, iki apokaliptik zaman çizgisi gösterilmiştir. Ve bunların hiçbiri farklı şekilde hareket etmiş olsaydı gerçekleşmezdi. Ancak birdenbire bir düşünce gelir. Diğer zaman çizgisi daha kötüdür. Çünkü Hank Pym yoktur. Sadece bilim insanı, çalışkan Hank Pym değil. Aynı zamanda karıncaları kontrol eden, boyut değiştiren, tahminler yürüten Hank Pym'dir o. Hank Pym dünyada olumlu bir etki yaratmıştır ve tekrar yapabilir. En iyi yaptığı şeyle, kahramanlık ve bilimle hayat kurtarmaya devam edecektir. Sonuç olarak Galactus Ultimate Marvel evrenine kaydırılır ve burada o evrenin Galactus'uyla birleşir ve dünyayı yemeye başlar. Hikayenin ismi Catalyzm The Ultimate's Last Stand. 5 sayılık bir hikaye, isterseniz göz atın ama çok kayda değer bir hikaye olduğunu söyleyemem. Angela başlangıçta bir spam karakteriydi. Ancak yasal bir mücadele sonrasında şimdi bir Marvel karakteri olarak Galaksinin Koruyucuları ekibine katılıyor. O da bu hikaye sayesinde. Dostlarım, hikaye bu şekildeydi ve söyleyecek birkaç şeyim var. Hikayenin en büyük sorunu devamlılık. Yani olaylar o kadar ani ve hızlı gelişiyor ki okuyucu olayları anlamakta, yakalamakta zorlanıyor. Hayır, bu Tenet gibi ya da Inception gibi aslında mantıklı olan ama bizim izlerken anlamakta güçlük çektiğimiz bir hikaye değil. Bildiğiniz bağlantı noktalarını ve hikaye bütünlüğünü iyi ayarlayamamışlar ve ilgi çekici değil. Çünkü işin sonunda her şeyin normale döneceğini biliyorsanız
O hikayenin gelişme kısmında size sürükleyici bir şeyler vermesi gerekiyor. Şaşıracağınız anlar yüklemesi şart. Vision'ın Ultron tarafından gelecekten yönetilmesi sanırım vay be demem gereken bir andı. Ancak bana şunu fark ettirdi. İsmi Ultron Çağı olan bir hikayede baş kötü Ultron neredeyse hiç yok. Baş kötümüz saçma sapan kararlar veren Wolverine. Yani gidip Hank Pym'le konuşmak yerine gerçekten ilk aklına gelen şey onu öldürmek mi oluyor be adam? Ki sonra konuşup hallediyorlar meseleyi. Karakterlerin başlarına büyük bir bela gelmesi ve bunu düzeltmek için geçmişe gidip daha kötü bir gelecek yaratmaları konsepti iyi işlenmediğinde çok ucuz kalıyor. Ve bu daha kötü geleceği de geçmişe gidip bir daha düzeltirken düşük bir hikayeyle karşılaşıyorsanız işte o zaman yapımın kötülüğü tescillenmiş oluyor. Ve bu diğer kötü geleceği düzelttikten sonra zaman kırıldı, çoklu evrende bükülmeler oldu gibi olaylar yaşanıyorsa bilin ki yazarların anlatacak hikayeleri kalmamıştır dostlar. Biliyorum çok gömdüm hikayeyi, eminim ki çok daha farklı düşünenleriniz vardır. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin, tartışalım. Ayrıca istediğiniz başka hikayeleri de yazmayı unutmayın. Abone olup videoyu beğendiyseniz de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.